Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 9. sınıflar için tarih 1. dönem 2. yazılı sorularını çözmeye sizlerle başlayalım hemen. Birinci sorumuz arkadaşlar. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakalım hangi bilgi? 12 hayvanlı Türk takvimi İslamiyet öncesi Türkler tarafından kullanılan güneş yılı esaslı bir takvimdir. Yıllar hayvan isimleri ile, aylar ise sayılarla gösterilmiş. Bu takvim Türklerden başka Çinliler ve Tibetliler tarafından da kullanılmıştır. Bu yazıya göre hangisi söylenemez bakalım. Türkler astronomi bilimi ile ilgilenmişlerdir. Ama bu yazıda Türklerin astronomi ile ilgilendiği sonucunu çıkarmamız gerçekten imkansız. Öyle bir bilgi yok. Güneş ile esaslı takvim Türkler tarafından keşfedilmiştir. Ne diyor? Türkler tarafından kullanılan güneş yılı esas takvimi. Evet. Takvim geliştirilmiş ama astronomi yok. Türklerin hayatında hayvanlar önemli yer. Evet, Türkler dünya medeniyetine katkıda bulunmuş. Evet, Türkler takvim alanında farklı milletleri etkilemiş. Evet, A seçeneğini çıkaramayız. Geçelim ikinci soruya. Bu bilgilere bakılarak tarihsel olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Bakalım Yeni Çağ Avrupa'sından coğrafi keşifleriyle zenginleşen Avrupa'da bilim, sanat ve edebiyatla ilgili ilginin artması Rönesans hareketinin beraberinde getirmiştir. Yani diyor herhangi bir gelişme beraberinde başka bir gelişmeyi getirmiştir. Seçeneklere geçelim. Tarihsel olaylar neden sonuç ilişkisi içinde zincirleme olarak evet işte de hemen doğru cevap A. Zincirleme olarak devam eden bir süreçtir diyor arkadaşlar. Fazla uzatıp videoyu uzatmanın gereği yok. Doğru cevap A. Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi diyor. Bakalım Mehmet Akif Ersoy'un bu sözü aşağıdaki tarih öğrenmenin hangi faydasını vurgulamaktadır? Bu çok basit arkadaşlar. Geçmişten ders çıkararak aynı hataya düşmemizi engeller. Tarih tekerrürden ibarettir. Ne diyor çünkü? Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi diyor değil mi? Düşmemizi engeller. Doğru cevap A. Geçiyoruz dördüncü sorumuza arkadaşlar. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi dönemleri araştırırken yararlanan en önemli bilim dalıdır? Tarih öncesi dönemleri araştıran en önemli bilim dalı arkadaşlar fayda sağlayan en önemli bilim dalı tabii ki arkeolojidir, kazı bilimidir arkadaşlar. Yazıyla değil, kalıntılarla tarih öncesi kullanılan araç gereçlerle yardımcı olan bir bilimdir. Tarihçiler insanlığın en önemli buluşu olarak aşağıdakilerden hangisini göstermektedirler? Tarih çağlarını başlatan, tarih öncesi çağları sona erdiren elbette ki yazının bulunuşu en önemli icattır arkadaşlar. Geçelim 6. sorumuza. Bakalım ne diyor? İlk çağın en büyük şehirlerinden biri olan Efes denizin geri çekilmesiyle limanın özelliğini kaybedip zamanla bir harabeye dönüşmüştür. Bakalım. Efes'in tarihsel gelişimi sürecinde inceleyen bir tarihçi bu durumu açıklarken hangi tarihe yardımcı bilim dalından daha fazla yararlanmıştır? Tabii ki coğrafyadır arkadaşlar. Denizin geri çekilmesinden, liman özelliğinden yitirmesinden bahsediyorsa coğrafyadan başka bir bilim dalından faydalanmış olamaz. Geçelim bir sonraki sorumuza. Yazılı kayıt ve belgelerin olmadığı tarih öncesi çağlar hakkında tarih biliminin en çok hangi bilim dalı faydalıdır tarih bilimine? Gene arkadaşlar kayıt ve belgelerin olmadığı tarih öncesi çağlar. Elbette ki yine burada arkeolojidir arkadaşlar. Hemen geçelim bir sonraki sorumuza. İlk çağda Anadolu başta olmak üzere dünya medeniyetini en çok etkileyen Mezopotamya uygarlığı hangisidir arkadaşlar? İlk çağda Anadolu başta olmak dünya medeniyetini kim etkilemiştir? Sümerlilerin yazıyı icat etmesi, astronomiyle uğraşması, bilimle uğraşması, tekerleği icat etmesi değil mi? Hem Anadolu hem dünya tarihini çok etkilemişlerdir. 9. Anadolu uygarlıklarının uğraş alanlarından hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Eşleştirilme verilmiş. Hititler, Analılar, evet bu doğru. İyonyalılar, demokrasi, doğru. Frigler, tarım, hayvancılık, doğru. Lidya, para, ticaret, doğru. Romalılar yazıyı Sümerliler buldu. Sonradan Mısır. Romalılar 12 levhalarıyla, kanunlarıyla ünlüdürler. Geçelim 10. soruya. Özür diliyorum. Yunan dili ve kültürünün Avrupa'dan Çin sınırına kadar yayılmasını sağlayarak
Helenistik dönemi başlatan ünlü kral elbette ki Büyük İskender'dir arkadaşlar. Fazla bir şey okumaya gerek yok. Helenizm kültürü Büyük İskender. 11 tarih öncesi devirleri sırasıyla yaşayan bir yerde sırasıyla yaşayan diyor. Evet. Aşağıdakilerden hangisi en alt katmanda? Tabii ki taştan yapılmış şeyler. Toprak, taş. Evet, doğru cevap direkt nedir arkadaşlar? B. Taştan yapılmış silahlar ya da taştan yapılmış aletler en altta yer alır. Geçelim 12. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisinde birinci bölümde verilen gelişme ikinciyi ortam hazırladığı söylenemez? Hangisinde neden sonuç ilişkisi yoktur diyor Türkçesi. Bakalım Perslerin posta örgütünü kurmaları, iletişimin hızlanması elbette var. Sümerlerin zigurat gözlemevi yapmaları, gök biliminin hızlanması tabii ki var. Mısırlılarda ahiret inancı mumyalama var. Yunanistan'da tarıma elverişli toprakların azlığı, deniz ticareti, evet var. Lidyalıların parayı kullanmaları devletin yıkılma sürecine girmesi, hiçbir alakası yok. Bir neden sonuç ilişkisi yok. Lidyalıların yıkılması parayı bulmalarına bağlamak hiç mantıklı değil. Doğru cevap E. 13. soruda Mısır piramitleriyle ilgili bir şey sorulmuş sanırım. Mısır'da yapı malzemesi olarak taş, Mezopotamya'da ise kerpiç. Mezopotamya kerpiç, Mısır'da taş diyor ve tuğla kullanılmıştır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisinden neden olması beklenir diyor. Bakalım. Mısır mimari eserlerin daha kalıcı olması, Mısır'da yapı malzemesi taş olursa evet tabii ki mümkün. Bakalım. Mezopotamyalıların tarımla uğraşmaları hayır. Mısır'da istila edilmesinin kolaylaşması hayır. Mezopotamya kültürün gelişmesi hayır. İki uygarlığın aynı eserler ortaya koyması hayır. Doğru cevap A seçeneği. Mısır'daki eserler elbette ki taştan yapıldığı için daha kalıcı. Diğerleri kerpiç ve tuğladan olduğu için daha çabuk yok olmaktadır. Geçelim 13'e. Tarih öncesi çağlar kaba taş, yontma taş, cilalı taş, bakır, tunç, demir çağı olarak isimlendirilerek ayrılmıştır. Bakalım. Buna göre tarih öncesi çağların dönemlere ayrılmasına aşağıdakilerden hangisi belirleyici olmuştur? Tarih öncesi dönemlere ayrılmasına. Tabii ki kullanmış oldukları araç gereçler arkadaşlar tarih öncesi çağları ayırmıştır. Hani bakalım öyle bir seçenek C seçeneği. İnsanların kullandığı araç ve gereçlerin özelliğine göre tarih öncesi çağlar ayrılmıştır. Geçelim 15. soruya. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilişkilidir? Doğrudan ilişkili. Bakalım durum neymiş? Giritliler deniz ticaretine önem vermiş. Yunan, Mısır ve Anadolu uygarlıklarıyla kültür alışverişinde bulunmuş ve ticaret ilişkileri gelişmiştir. Giritlilerin deniz ticaretine önem vermeleri, başka uygarlıklarla kültür alışverişinde bulunmaları ve ticareti gelişmeleri neyle doğrudan ilişkili olabilir? Bakalım sınıf farklılıklarının kaldırılması hayır, paranın kullanılması hayır, Girit'in stratejik durumu kalsın, tarıma önem vermeleri hayır, şehir devletlerini kurmaya hayır, hiç çeldiricisi bile yok arkadaşlar. Doğru cevap C. Girit'in bulunmuş olduğu konum itibariyle stratejik coğrafi konumundan dolayı bu durum ortaya çıkmıştır. Geçelim 16. soru bakalım ne diyor. Birçok devlete örnek olan bu hukuki düzenlemeler aşağıdakilerden hangisi de yer almış? Roma'da patrisipler arasında uzun süren mücadeleler. 12 levha arkadaşlar. Doğru cevabımız 12 levha kanunlarının ortaya çıkmasına neden olmuş patrisi ve pleblerin savaşmaları, daha sonra pleblerin memur ve asker olma hakkı kazanmaları 12 levha kanunlarıyladır. Geçelim 17. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin siyasi sonuçlarından biridir? Türk göçlerinin siyasi sonucu. Bakalım. Farklı coğrafyalarda değişik isimlerde Türk devletleri kuruldu. Arkadaşlar hiç diğerlerini okumuyorum. Doğru cevap A. Farklı coğrafyalarda değişik isimlerle Türk devletlerinin kurulması göçlerin siyasi bir sonucudur. Konar göçer bir hayat süren Türklerin en önemli geçim kaynağı hayvancılıktır. Evet doğru. Orta Asya'da yaşayan Türklerin hayat şartları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakalım. Ekonomik hayatta ticaretin önemsendiği. Hayır, ticaret yok. Bozkır kültürünün hakim olduğu. Evet arkadaşlar. Bozkır kültürü hakim. Çünkü hayvancılıkla dağda, ovada, bayırda sürekli dolaşmaktadırlar. Ve bu da Bozkır kültürünün gelişmesine ortam hazırlamıştır. Geçelim 19. soruya. Çin entrikalarının etkisiyle Türk devletlerinin ikiye bölünmesi
aşağıdaki Türk anlayış ve uygulamalarından hangisinin sonucudur? Biliyorsunuz arkadaşlar, Türk'te de ikili teşkilat var. İkili teşkilat. Doğu ve Batı olarak ikili teşkilatları vardır. Bakalım. Kut anlayışı hayır, gök tanrı hayır, ikili teşkilat. Evet, boylar federasyonu hayır, yarı göçebe yaşam hayır. İkili teşkilat C doğru cevap. Geldik son sorumuza arkadaşlar. Sınavımız burada sona eriyor. Son sorumuzu cevaplamadan önce lütfen kanalımıza abone olup yorumlarınızı ve beğenilerinizi bizden esirgemeyiniz. Hemen cevaplayalım. Verilen bu durumlar hangisine neden olduğu söylenebilir. Bakalım. Eski Türk veraset anlayışına göre ülke hükümdar ailesinin ortak malı sayılmış ve aileye mensup her erkeğe hükümdar olma yolu açılmıştır. Bu uygulamalarda merkezi otoritenin zayıflamasına evet neden olur. Taht kavgalarına çok fazla olmuştur. Neden? Devletlerin kısa ömürlü oluşlarına evet çabuk yıkılıp yok olmuşlardı. O halde üçünün olduğu seçenek E seçeneği arkadaşlar, her üçü de vardır. Evet arkadaşlar, sınavımız burada son buldu. Güzel bir sınav olduğu düşüncesindeyim. Sizler de sonuna kadar bizi izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın, başarıyla ve bizimle kalın sevgili gençler.